Merhaba herkese. Biraz gecikmeli de olsa Aralık ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Aralık ayı videosunu geciktirdim biraz çünkü hem canım pek video çekmek istemedi açıkçası. Hem de Aralık maalesef 2021'in en verimsiz geçen ayı oldu benim için. Motivasyonumun en düşük olduğu, okumalarımın en az olduğu aydı. O nedenle genelde de yani 2021 yılında her ay için iki video şeklinde paylaştım sizle okumalarımı. Ama Aralık ayı için tek video yeterli olacak. Göreceksiniz. Bu kitaplardan okuduğum 2, 4, 6, 7, 8 kitaptan 7 tanesini paylaşacağım. Bir tanesinden kısaca bahsedeceğim. Nedenini de anlayacaksınız. Çok sevdiğim eserler de okudum bu arada. Onun için bir an önce ben kitaplara geçeyim. Bir şey daha demeyi planlıyordum videonun başında ama unuttum. Neyse hatırlayınca söylerim. En sevdiğim kitaptan başlayayım ki 2021'in en sevdiğim kitapları arasına da girdi. Hatta genel olarak şimdiye kadar okuduğum tüm kitaplar arasında beni en çok etkileyen kitaplardan biri oldu. Instagram'da da yorumu paylaşmıştım. 2021 favorileri videosunda da bahsetmiştim bu kitaptan. Aşk ve Karanlık, İsrailli yazar Amos Oz'un. Kitabı roman olarak geçiyor ama bence anı ya da anlatı demek de çok yanlış olmaz kitap için. Yazarın kendi hayat hikayesini anlattığı bir eser bu kitap. Ve o kadar filtresiz, o kadar gerçekçi, o kadar dürüst bir şekilde kaleme almış ki kendi hayatını yazar. Yer yer kendisini dönüyor, eleştiriyor. Ailesini dönüyor, eleştiriyor. Geçmişine bakıyor. Geçmişiyle, çocukluğuyla hesaplaşmaya çalışıyor. Çok çok etkilendiğim bir kitap oldu. Anne babasının ailesinin yani kendi büyük anne büyük babalarının Avrupa'dan İsrail'e göçünün hikayesini anlatıyor ilk önce. Sonrasında çocukluğunu ve hayatında dönüm noktası olarak gördüğü önemli, kendisini çok derinden etkilemiş olayları anlatarak kronolojik sıra gütmeden kendi hayatını anlatıyor yazar ve bunu da o kadar samimi bir şekilde yapıyor ki kitabı okurken adeta karşınıza bir dostunuz, arkadaşınız oturmuş da kendi hayatını anlatıyor gibi hissediyorsunuz. Yer yer o anlatımı bölüyor, kendi duygularını aktarıyor sizlere. Bunu da dediğim gibi o kadar filtresiz bir şekilde, o kadar samimi bir şekilde yapıyor ki etkilenmemek elde değil. Arka planda elbette ki o İsrail'in tarihine, o toplumun tarihine tanıklık ediyorsunuz. Bir yandan çok güzel bir büyüme hikayesi. Yani kendi çocukluğu, olgunlaşma dönemi, bir yazar olma yolunda attığı o adımlar, nitekim en nihayetinde ülkesinin en önemli yazarlarından biri haline gelmesinin hikayesi ki bu arada bu çocukluk kitaplarla son derece haşır neşir bir çocukluk. Yazarların, entelektüellerin arasında geçen bir çocukluk. Hani yoksulluk içinde belki çok zengin bir hayatı olmamış ama muazzam bir kitaplığın olduğu bir ailede büyümüş. Ona keza çevresindeki tüm insanlar yani daha geniş ailesi ve dostlarının da kitaplarla çok haşır neşir bir yaşantısı olduğu için kitap okuyan herkesin de ilgisini çekecek aslında bir çocukluk ve yaşam hikayesi var yazarın. Bunun yanında öyle bir acısı, kederi var ki hayatında o noktaya geldiğiniz zaman etkilenmemek elde değil. Ben kitaplara kolay kolay ağlayabilen bir insan değilim ama benim gözümü doldurabilen nadir kitaplardan biridir. Kitabın şu anda basımı yok maalesef ama denk gelirseniz, bulursanız ki kitapçıdan da 24 lira gibi bir fiyatı almıştım ya da sahaflarda bulursanız mutlaka alın. Bulamazsanız da üzülmeyin, bir kenara not edin. Elbet bir gün tekrar basılacaktır. Tekrar basıldığı zaman kaçırmayın. Elimdeki 3. baskıymış. Hani 3 baskı yapmış bir kitap. Neden 4.'cüyü yapmasın? Nobel Edebiyat Ödülü için de yazarın adı geçiyor. Olur ya hani alırsa elbette tekrar basılır eserlerim. Bir diğer yine ayın hatta yılın ve hayatımın favorilerinden bir tanesi Bolaño'nun 2666 isimli eseri. Bu da muazzam bir kitap. Yani Latin Amerika edebiyatını seviyorsanız da ya da genel olarak edebiyata düşkün bir insansanız da yolumuzu mutlaka bir gün kesişeceği eserlerden bir tanesi şüphesiz. Bolaño'nun ölmeden önce kaleme aldığı son eseri. Hatta bu eseri kaleme aldığında da bir karaciğer rahatsızlığı olduğunu biliyor Bolaño. Hatta organ nakli için listede adı var ve sırasını bekliyor. Bunu da aslında ailesine bir geçim kaynağı oluşturabilsin ardında onlara sıkıntısız bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için bir şeyler bırakabilmek adına kaleme aldığı 5 tane romandan oluşuyor. 5 tane romanın kendisi
ayrı ayrı yayınlanmasını istiyor. Hani daha çok gelir elde edebilsin ailesi diye. Fakat ailesi tek kitap halinde yayınlanmasını uygun görüyor. Edebiyatçılar ve yayın evleri de hani bunun doğru bir karar olduğu konusunda hemfikirler. 5 tane ayrı roman olabilecek güçte bölüm var kitapta. Ki dediğim gibi Bologna zaten bunları 5 tane ayrı roman olarak planlıyor. Ama aslında bu parçalar, bölümler arasında da bir bağlantı var. Yani bence de tek kitap olarak yayınlanması hoş olmuş, daha iyi olmuş. Vahşi Hafiyeleri okumuştum daha önce yazardan. Kitabın ilk bölümü Vahşi Hafiyeleri çok andıran bir hikayeyi anlatıyor. Aslında yine kıyıda köşede kalmış bir yazarın gençler ve bir akademisyen tarafından keşfi var ve bu yazarın ardına düşen bir grup insanın hikayesini okuyoruz. Ama ikinci bölümden itibaren acayip bir dünyanın, bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor bize Bolaño. Daha sonra Meksika'ya gidiyoruz, kadın cinayetlerine gidiyoruz, Latin Amerika'da yaşayan bir akademisyenin hayatına gidiyoruz, Latin Amerika'da işlenen kadın cinayetlerinin peşine düşen Amerikalı bir gazetecinin peşine düşüyoruz gibi gibi son derece böyle ince düşünülmüş küçük detaylarla karakterleri ve olayları birbirine bağladığı 5 tane muazzam hikaye anlatıyor bizlere Bolaño. Çok çok severek okudum. Hani kalınlığı da çok yanıltıcı bence kitabın. Benim en çabuk okuduğum kitaplardan biriydi. Elime aldım ve 4 günde galiba okuyup bitirdim. Elimden bırakamadan okudum. Bana kalırsa Bolaño'nun birkaç kitabını okuma ya da külliyatını bitirme gibi bir fikriniz varsa 2666'yı biraz sonlara bırakın. Çünkü yazarın hem zirve noktası bu eser, yani en son bu kitabı okumanız damağınızda bu en güçlü, en güzel tadı bırakacaktır. O açıdan iyi olur. Hem de Vahşi Hafiyeler'deki bir karakterle bu kitaptaki bir karakter arasında bir bağlantı var. Ne olduğunu söylemeyeyim. Ha, Vahşi Hafiyeleri okumadan bu kitabı okursanız da anlarsınız. Anlama kısmında hiçbir eksiklik hissetmezsiniz. Ama önce Vahşi Hafiyeleri okursanız bence hem Bolaño ile güzel bir tanışma kitabı olur. Hem yazarın tarzını tanırsınız ama size de tüm sürprizlerini sunmamış olur. 2666'da daha çok etkilenir, daha çok büyülenirsiniz. Bence onun için naçizane bu kitaptan önce en azından Vahşi Hafiyeleri okursanız iyi olur ama dediğim gibi çok şartlı değil. Bir başyapıt ama hani edebiyata ilginiz varsa, Latin Amerika edebiyatını seviyorsanız mutlaka okunması gereken kitaplardan biri. Oldukça da akıcı, sürükleyici bir kitap. Hani anlattığı olaylardan dolayı kimi yerlerde ağır ilerleyebilirsiniz. Çünkü hazmı zor şeyler anlatıyor. O kadın cinayetlerinin anlatıldığı kısımlarda ama bunun dışında anlatım, üslup ya da tarz olarak son derece akıcı, sürükleyici bir kitap. Hiç zor bir kitap değil. Çok sevdiğim yine Latin Amerika edebiyatından bir yazar. Carlos Fuentes'in Artemio Cruz'un Ölümü isimli eseri okudum. Daha önce Doğmamış Kristof'u okudum. Bu da yine çok güzel eserlerinden bir tanesi. Ki yazarın başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Burada da yine ölüm döşeğindeki bir adamın sayıklamalarıyla başlıyor kitap, ki bu kısmı bana çok sevdiğim De Oasis'in Mezarımdan Yazıyor kitabını anımsattı. O kitabı da çok çok severim. Okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Jaguar'dan çıkan benim en sevdiğim kitap hala odur. Sonrasında bu karakterimizin geçmişe dönüşlerle hayat hikayesine tanıklık ediyoruz. Şimdi farklı bir anlatım tekniği kullanmış gerçekten Fuentes. Bu baş karakterimizin geçmişine giderken kronolojik bir anlatım söz konusu değil. Ama bu noktada bir zorluk da yok. Çünkü her bölümün başında tarih atarak hangi bölümü anlattığını yazar belirtmiş. Tarih olmasa da zaten o olayların akışından çıkarabiliyorsunuz hayatın hangi kesitine gittiğinizde. Ama bazen birinci tekil şahısla karakter kendi ağzından yaşadıklarını anlatıyor. Bazen üçüncü tekil şahsa geçiş yapıyor. Ve daha uzaktan o hayatı tanıklık ediyoruz. Bazen de hayatındaki bir iki insanın bilincinde bize bir yolculuğa çıkarıyor. Ve o insanların bilinç akışı tekniğiyle zihninden geçenleri okuyoruz. Ha, alıştıktan sonra, bu geçişlere alıştıktan sonra son derece keyifli bir okuma. Muazzam zenginlikte bir metin gerçekten. Arka planda elbette Fuentes'in diğer tüm eserlerinde olduğu gibi
tüm Latin Amerika ülkelerinin ama Meksika özelinde sömürü hikayesi söz konusu. Amacından sapmış Meksika devrimine eleştirileri söz konusu yine yazarın. Çok çok güzel bir metindi. Zaten Latin Amerika edebiyatına ilgi duyuyorsanız mutlaka tavsiye edeceğim bir kitap. Fuentes bence mutlaka okuyun. Bu kitabı da çok çok iyi eserlerinden bir tanesiydi. Fuentes'in de yine eserlerinden birçoğunun baskısı ne yazık ki yok ama hani bu durum sürmeyecektir diye düşünüyorum. Elbet bir gün tekrar basılacaktır yazarın eserleri. Ben de Fuentes okumayı bu sene devam edeceğim. Hatta Terra Nostra'yı yakın zamanda okumayı planlıyorum. Benim çok sevdiğim bir yazar. Yine Latin Amerika edebiyatından Aralık ayında bolca okumuşum. 3 tane okumuşum. Tropik Güncesi Alvaro Mutis'in. Bu da incecik bir kitap ama hem zihinsel açıdan son derece yoğun, düşündürücü ve öyle bir çırpıda okunacak bir kitap da değil aslında. Yine Latin Amerika ülkelerinden birinde tropiklerde kereste ticareti nedeniyle Magna yolculuğuna çıkan bir karakterimiz var ve bu karakterimiz yolculuk boyunca akıntıya karşı doğayla bir mücadele veriyor ama bu mücadelesi zamanla metin ilerledikçe içsel bir yolculuğa, içsel bir sorgulamaya, hesaplaşmaya da dönüşüyor ve yaşam, ölümle ilgili birçok muhasebe yapıyor kahramanımız. Bunun hikayesi bu kitap. Aslında bu kitabın karakterinin bu şekilde birkaç kitaptan oluşan bir serüveni var ve ki bu kitaplar ayrı ayrı birbirinden bağımsız okunabiliyor. İkinci kitabını da zaten yakın zamanda yeni geçtiğimiz ay yayınladı Yedi Yayınları. Yedi Yayınları da benim yakın takip ettiğim yayın evlerinden bir tanesi. Çevirisi olsun, baskı kalitesi olsun. Son derece güzel işler yapıyorlar. Bu kitaplarını da gerçekten severek okudum. Sevdiğim bir yazar oldu. Alvaro Mutis'te okumaya devam edeceğim. İspanyol edebiyatından bir eser. Camilo José Cela'nın Arı Kovanı isimli eserini okudum. Daha önce Pascual Duarte ve ailesini okumuştum. O da bir novellaydı. Bu çok etkileyici bir novellaydı gerçekten. Okumadıysanız onu da mutlaka tavsiye ederim. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar ve başyapıtı da Arı Kovanı kabul ediliyor. Arı Kovanı da yine çok severek okuduğum bir kitap oldu. 1940'lar İspanya'sında bir kafede başlıyor ve o kafedeki insanların kısa kısa konuşmalarına, yaşantılarından kesitlere tanıklık ediyorsunuz ve zannediyorsunuz ki hani kitap boyunca o kafede kalacaksınız ve o kafeye bir şekilde girip çıkan insanların hikayesi üzerinden metin devam edecek ama öyle olmuyor. Kitap ilerledikçe kafeden çıkıyorsunuz ve sokaklarda dolaşmaya başlıyorsunuz. Çok fazla karakterin olduğu kitaplardan bir tanesi. 300'e yakın karakter varmış kitapta. Ve kitabı okurken bir kitap okumaktan ziyade İspanya'nın böyle bir sokağında dolaşıyormuşsunuz da işte sağdan soldan bir sürü farklı farklı dünyalardan insanın sesleri kulağınıza çalınıyormuş. Bir sürü farklı farklı hayata onların küçük küçük kesitlerine tanıklık ediyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bu kadar fazla karakteri olmasına rağmen kopukluk hissetmedim kitabı okurken. Bence bu metnin çok iyi bir kitap olmasının en önemli sebeplerinden biri bu. Yani çok fazla karakterle karşılaşmaya başlayınca kitabın başlarında dedim ki evet hani ufak ufak küçük küçük bir sürü küçük hikaye okuyacağım. Bu nedenle de biraz hani bana soğuk ve uzak kalacak, içine giremeyeceğim, hani takip etmeden dolayı heyecanlanmayacağım bir hikaye okuyacağım düşündüm ama öyle olmadı. Ben karakterleri not olarak ilerledim. Zaman zaman birkaç defa dönüp bakma ihtiyacı hissettim ama karakterlerin çoğu bir daha karşınıza çıkmıyor. Bir daha karşınıza çıkanların hikayelerini de gerçekten o kadar başarılı bir şekilde serpiştirmiş ki tüm kitaba. O merakınızı canlı tutmayı başarmış yazar. Yani başlarına ne gelecek acaba, ne olacak acaba şeklinde okuyorsunuz. Ve bu kadar fazla karakteri olmasına rağmen bunu başarabilen bir kitap olmasına hayran kaldım. Arka planda elbette o faşizmin yükselişte olduğu Franco dönemi İspanya'sı var. O dönemde işte toplumun bir panoramasını çiziyor. Aslında toplumun farklı sınıftan insanların yaşadığı o sefaleti anlatıyor. Çok severek okuduğum bir kitap oldu. İspanyol edebiyatına ilginiz varsa bu eseri de mutlaka tavsiye ederim. Bir diğer okuduğum Dolatov'un Puşkin Tepeleri isimli eseri. Yazardan daha önce Yabancı Kadını okumuştum. Her iki eserde yazarın kendi hayatından çokça unsurlar barındıran eserler. Ben yazarı çok seviyorum. Puşkin Tepeleri'nde de
şimdiye kadar henüz hiçbir eserini yayımlatmayı başaramamış bir yazar var. Yazar olmak isteyen bir karakterimiz var ve bu karakterimiz eşiyle de ailesiyle de bir takım sorunlar yaşıyor. Hem bu sorunlardan biraz uzaklaşmak hem de belki de kendisinden de bir miktar kaçmak için Puşkin Tepeleri Milli Parkı'nda çalışmaya başlıyor, bir işe başlıyor. Arka planda antisemitizmin yükselişte olduğu Sovyet Rusyası var ve bu Sovyet Rusyasından göç etmeye çalışan insanlar da var. Nitekim Yabancı Kadın'da da Sovyet Rusyasından göçen bir karakterin hikayesini okuyorduk. Bu anlamda aslında hani Dovlatov'un belki de önce Puşkin Tepelerini sonra Yabancı Kadın'ı okumak yazarın hayatına daha bütünlüklü bakabilmek adına iyi bir fikir olabilir. Puşkin Tepelerini çok çok severek okudum. Kısacık olmasına rağmen elimden bırakamadan okuduğum, beni son derece hem doyuran hem çok keyif alarak okuduğum bir metin oldu. Dovlatov'un, pardon, kendine has bir espri anlayışı var. Bir mizahi tarzı var. Hafif iğneleyici tonda. Onu ben çok seviyorum. Genelde okurlar Puşkin Tepelerini daha çok sevmişler yazarın ama ben Yabancı Kadın'da yazarın o espri anlayışını daha fazla hissedebildiğimi düşündüğüm için Yabancı Kadın'ı daha çok sevmiştim ama Puşkin Tepeleri de çok çok başarılı bir pardon novellaydı. Her ikisini de tavsiye ederim. Son olarak Kızılığın Kalbini okudum. Bu da Afrika Edebiyatı eserleri arasında şimdiye kadar okuduklarım arasından en sevdiğim kitap oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İki paralel hikayeyle ilerliyor bu kitapta. İlk hikayede 19. yüzyılda İngiliz sömürgecilerin ilk Güney Afrika'ya geldiği dönemde bir hikayeyi anlatıyor bizlere yazar ve bu hikaye ekseninde her şey nasıl başladı, ilk sömürgeciler nasıl geldi, onlar gelmeden önce nasıl bir yaşayış söz konusuydu ona tanıklık ediyoruz. Ki bu ilk hikaye ekseninde aynı zamanda masalsı bir tatta bize oradaki insanların gelenek göreneklerini, kültürlerini, yaşayış biçimlerini, inançlarını anlatıyor. Bu bölümleri çok sevdim ben. İkinci hikayede ise adeta bu 19. yüzyılda yaşanan olayların devamı ve sonucu niteliğinde daha günümüze yakın bir tarihe geliyor ve o tarihte yaşananları okuyoruz bu sefer. Şimdi iki paralel hikaye var ve bu iki hikayenin olması bana göre çok zengin bir metin ortaya çıkarmış. Aynı zamanda da anlatmak istediği sömürgecilik konusuna çok derin bir bakış açısı sunulmasını sağlamış. Çünkü hem geçmişi görüyoruz hem bugünü görüyoruz. Oradaki insanların önceki yaşantılarını, nereden nereye nasıl geldiklerini görüyoruz. Aynı zamanda masalsı bir anlatımla oradaki inançları okuyoruz. Bu bence benim çok hoşuma giden detaylardan biriydi kitapla ilgili. Ama kimi okurlarda bu iki paralel hikayede özellikle bazı karakterlerin de aynı isimlere sahip olması dolayısıyla o hikayelerdeki geçişleri yakalamakta zorlandıklarını, bu açıdan da kitabı biraz yorucu bulduklarını söylemişler. Benim çok severek okuduğum bir kitap oldu. Dediğim gibi Afrika Edebiyatı'ndan şimdiye kadar okuduğum eserler arasında benim en sevdiğim kitap bu oldu. O yüzden farklı kültürlerle ilgili okumalar yapmaktan hoşlanıyorsunuz, postkolonyal edebiyata ilginiz varsa da Afrika Edebiyatı'na ilgi duyuyorsanız muhakkak benim önereceğim eserlerden biridir. Belki de ilkidir Kızılığın Kalbi. Evet, bir de Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzle beraber Monte Cristo Kontu'nu okudum. Uzun uzun yorumlamak istediğim bir kitap değil. Çünkü hani okunması, bilinmesi gereken, herkesin de bildiği, okumasa bile okuması gerektiğini bildiği eserlerden bir tanesi. Çok benim önermeme ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bence erken yaşta okuyun. Daha fazla keyif alırsınız. Kalınlığı da hiç gözünüzü korkutmasın. Akıcı, okuması son derece kolay. Elinizden bırakamadan okuyacağınız son derece de sade, basit bir anlatıma sahip bir klasik. Hatta bence eğer kalınlığı caydırıcı olmayacaksa klasiklere başlangıç için de önerebileceğim bir eser. Evet, bu videoda bahsetmek istediğim kitaplar bu şekilde. Ocak ayı videosunu çok bekletmeden paylaşmayı planlıyorum. Aynı zamanda hem yıl bitmeden hem de Ocak ayında doğum günüm için kendime yaptığım yüklüce bir kitap alışverişi var. O videoyu da yakın zamanda sizlerle paylaşmayı umuyorum. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.